Taramaları düzeltmek. Çiziminize taramalar eklediğinizde üzerinde değişiklik yapmanın ne zorlukta olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. AutoCAD taramaları tek bir nesne olarak gördüğü için hem görünümü hem de şekli değiştirmek oldukça kolaydır. Ekranda içinde taramalar bulunan basit bir kare bulunmaktadır. Öncelikle taramalar üzerinde nasıl değişiklik yapılacağına bakalım. Taramayı değiştirmek için taramayı seçin. Tarama'yı seçtiğinizde şeritte Hatch Editor yani tarama düzenleyici sekmesi belirecektir. Bu sekme taramayı ilk kez oluşturuyormuş gibi bütün tarama ayarlarına ulaşmamızı sağlayacaktır. Yeni bir dolgu seçeceğiz. Aşağı ve yukarı ok düğmelerine basarak dolgulardan birini seçebilir ya da açılır oka tıklayıp menüyü genişleterek daha fazla örnek görebilirsiniz. Angle yani açı isimli dolguyu seçin. Ölçeklendirme konusunda da bir değişiklik yapacağız. Ölçeklendirme alanına tıklayın. Buraya iki değerini girin. Ardından onaylamak için tap tuşuna basın. Şimdi de açıyı değiştirelim. Angle sürgüsünü tıklayıp biraz sürükleyin. 80 derece civarına geldikten sonra bırakın. Bu aşamada diğer bazı ayarları da değiştirebilirdik. Fakat şu an için tarama dolgusunun associative yani ilişkili olduğuna dikkat edin. Yani tarama ekrandaki çizimin sınırlarına bağlı durumdadır. Bu önemli ayrıntıyı unutmayın. Değişiklikleri bitirdiğimize göre X'e basarak Hatch Editor sekmesini kapatın ve değişiklikleri kabul edin. Gördüğünüz gibi taramanın görünüşünü değiştirmek, taramayı seçip ayarları yapmak kadar kolaydır. Şimdi taramanın şeklinin nasıl değiştirileceğine bir bakalım. Taramanın ilişkili olduğunu hatırlayın. Bu yüzden tarama karenin sınırlarına bağlı durumdadır. Örneğin sınırı seçerek sağ üstteki tutamacı seçer ve taşırsak Tarama da bu hat üzerinde devam edecektir. Şimdi farklı bir şey yapalım. Sınırların hala seçili durumda olduğuna dikkat edin. Erase yani sil düğmesini kullanarak sınırların silinmesini sağlayın. Komut satırına baktığımızda taramanın ilişkili olma durumunun kalktığını göreceksiniz. Sınırları sildiğimiz için böyle bir sonuç ortaya çıkmıştır. Taramayı seçersek AutoCAD'in orijinal sınırları hafızada tuttuğunu göreceksiniz. Hatta bu sınırları düzenleyebiliriz. Yani tarama dolgusu ilişkili olma özelliğini kaybederse taramayı silip baştan oluşturmak zorunda kalmayız. Taramayı kolay bir şekilde eski haline getirebiliriz. Taramanın sınırlarını düzenlemek için tutamaçları kullanacağız. Öncelikle köşedeki tutamaçlardan bahsedelim. Köşedeki tutamaçlardan birinin üzerine gelirsek AutoCAD bir seçenek menüsü açacaktır. Stretch Vertex yani tepe noktasını sündür seçeneğini seçersek tepe noktasını İstediğimiz yere götürebiliriz. Bitirmek için tıklamamız yeterlidir. Tekrar tutamacın üzerine gelelim. Add Vertex, yani tepe noktası ekle seçeneğini seçersek sınıra bir tepe noktası daha eklemiş oluruz. Bir kez daha tutamacın üzerine gelelim. Remove Vertex, yani tepe noktasını kaldır seçeneğini seçersek tepe noktası silinecektir. Şimdi de kenarda bulunan tutamaçlardan bahsedelim. Bu tutamaçlar her bir kenarın orta noktasında bulunmaktadır. Kenar tutamaçlarının birinin üzerine gelirsek yine bir menü açılır. Stretch yani sündür seçeneğini seçersek parçayı taşıyarak istediğimiz yere tıklayarak bırakabiliriz. Add Vertex seçeneğini seçip kenarı dışa doğru taşıyarak yeni bir tepe noktası ekleyebilir ve iki tane kenar elde edebiliriz. Şimdi sol ortadaki tutamacın üzerine gelin. Canvurt the Arc yani yaya çevir seçeneğini seçin. Bu seçeneği kullanarak düz kenarı yay haline getirebiliriz. Yayın üzerine gelerek Cam to Line komutuyla tekrar düz çizgi haline getirebilirsiniz. Yaptığımız değişiklikler bittiği zaman seçimden çıkmak için Escape'e basın. Taramaları düzenleme konusunu anladığımıza göre bunu uygulamalı bir örnekte kullanalım. Ekranda mekanik bir parçanın çizimi bulunmaktadır. Parçanın plan görüntüsü ve kesit görüntüsü var. Gördüğünüz gibi kesit görüntüsü üzerinde düzenlemeler yapılmış ve tarama çizimle örtüşmüyor. Taramaları düzelterek işe başlayacağız. Şekle biraz yakınlaşın. Taranmış bölgeyi tıklayarak seçin. Sağ üstteki tutamacın üzerine gelerek Stretch seçeneğini seçin. Yukarıdaki Endpoint yani uç noktaya doğru sündürün. Diğer taraf için de aynı şeyi yapın. Şimdi çizim alanını kaydırarak biraz yakınlaşın. Buraya bir yay eklenmiş gibi duruyor. Taramamızı buradaki sınırla örtüşecek şekilde düzeltelim. Sol üstteki tutamacın üzerine gelin. Stretch komutuyla sağdaki uç noktaya doğru sündürün. Sonra Add Vertex komutuyla aşağıdaki uç noktaya bir tepe noktası ekleyin. Son olarak düz çizgiyi yaya çevireceğiz. Yayı sınırdaki yayın orta noktasına yerleştirmek için Midpoint komutunu kullanın. Bittiğinde Escape'e basarak seçili olmaktan çıkarın. Çizimden biraz uzaklaşarak değişiklikleri inceleyin. Şimdi şekli biraz kaydıralım. Çünkü aynı şeyi diğer tarafa da yapmamız gerekiyor. Taramayı seçin. Tepe noktasını uç noktaya doğru sündürün. Diğer uç noktaya bir tepe noktası ekleyin. Son olarak, Kenvurtu Arc komutuyla düz çizgiyi yaya çevirin. Midpoint yani orta nokta komutunu kullanarak sınır yayının orta noktasına doğru sündürün. Bu aşamadan sonra tarama dolgusunu düzenlemek istiyoruz. Tipik olarak kesit görünümündeki tarama ANSI 31 dolgusudur. Bu tarama dokusunu değiştirmek için tıklayarak seçin. Dokuların bulunduğu menüyü açın. Yukarı doğru gelin. ANSI 31'i seçin. Close Hatch Editor düğmesine tıklayarak sekmeyi kapatın. Şimdi iyi bir tarama dolgumuz olduğuna göre diğer dolguları hızlıca düzenleyebiliriz. Tüm yapmamız gereken taramayı seçmektir. Üzerine gelip Match Properties yani özellikleri eşleştiri seçin. Eşleştirmek istediğimiz taramayı seçin. AutoCAD bütün ayarları bizim için yapacaktır. Bittiğinde düzenleyiciyi kapatın. Şimdi sonuncusuna bakalım. Taramayı seçin ve Match Properties'e tıklayın. Sonra taramayı seçin. Gördüğünüz gibi AutoCAD taramaları düzenleme konusunda oldukça esnek yeteneklere sahiptir. İster taramanın görünümünü değiştirelim, ister yeni bir şekle sokun. Bütün değişiklikler sadece birkaç tıklama uzağınızdadır.